Evet, tarçın hepimizin bildiği muhallebinin üzerine böyle hafif veya salebin üzerine serptiğimiz şu tarçın tozu. Çok güzel bir tadı, rayhası var, herkes bilir. Şurada gördüğünüz gibi kabukları söğüt ağacı gibi bir ağaç. Bu ağacın önce söğüt gibi ana gövdesi kesilirse böyle yandan bir sürü şıvgın verir. Bu yan şıvgınları kesilir. Kabuğu soyulur. Dış kabuk soyulur. İç kabuk soyulur. İç kabuk kurutulur ve iç kabuktan şöyle gördüğünüz gibi kısa kısa parçalara ayrılarak satışa sunulur. Tarçının bilinen birçok türü var. Seylan tarçını, Çin tarçını, Vietnam tarçını gibi. Tarçınla ilgili Japon asıllı Profesör Doktor, neydi bunun ismi? Çok da zor bir ismi var. İsmi de evet. Mukajeri yapmış olduğu klinik araştırmada tarçının iltihapları önleyici, bakterileri yok edici, bitkisel antibiyotik olduğunu belgelemiştir. Tam beni görüyor mu kamera? Yoksa yan mı çekiyorsun? Öyle mi? İyi, okey, devam. Şimdi bu Japon bilim adamının yapmış olduğu araştırmada antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olduğu belgelenmiştir. Yapılan yeni son araştırmalarda ise yeni araştırmalarda tarçının şeker hastalığına karşı etkili olduğu belgelenmiştir yeni araştırmalar. Şeker hastalığı için özellikle çok çok etkili. Biz şeker hastalığına karşı etkili olan ve Hintçe'de gurmar ismiyle anılan sarmaşıktan elde edilen bitki ekstrakti ve 19 çeşit bitki ekstraktinden oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Tarçın forte. Gurmar Hint dilinde şekeri sıfırlayan anlamına gelir. Tarçın da aynı şekilde şeker hastalığı için çok çok ideal. Şeker hastalarının iyi geldiği yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Biz bununla çok güzel bir formül geliştirdik. Hamdolsun. Durmuyor. Düşüyor. Düzdü. Tarçının şekeri yani pankreası güçlendirdiği, hücreleri yenilediği için pankreası dil gibi bir organdır. Dile benzetelim. Üzerinde dağınık olarak beta hücreleri bulunur. Buna adacık hücreleri denir. Adacık hücreleri insülin salgılar. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa, tansiyon ilacı, kolesterol ilacı, lipid ilacı gibi çeşitli kimyasal ağır ilaçlar kullanıyorsa, kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar bağırsaklara zarar verir. Faydalı bakteriyi yok eder. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar kavurur. Bir kısmı da emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışır. Arıtamazsa ne olur? Kanda dolaşan toksik madde pankreasta yağlanmaya sebep olur. Pankreas yağlanırsa beta hücreleri, insülin salgılayan beta hücreleri diğer hücrelerden çok farklı olarak narindir, hassastır. Sıkıştığı zaman insülin salgılayamaz. Biz ne yapıyoruz? Kolesterol, lipid, trigliserit yağları ve plakları çözüyoruz. Pankreastaki yağlanmayı önlediğinizde,
tabii ki bağırsakları, karaciğeri tedavi etmeden pankreası tedavi edemezsiniz. Bu nedenle kalıcı çözüm ancak ve ancak bağırsakları aloe vera ile efendim karaciğeri iksir ile tedavi ettikten sonra ve aynı anda iksir, aloe vera jel, tarçın forte, ağır vakalarda şeker hastalığı çok ilerlemişse insülini geçmediği sürece tedavi edilebilir kişi. Yani insülini geçtiğinde, yeni başlamışsa insülini, o da tedavi edilebilir. Çok geç kalınca tedavi edilemez. Ağır vakalarda tarçın forte'nin yanında artı bir de bizde kurmar forte. Ama kurmarı göremeyeceğiz, bulamayacağız. Çünkü burada. Üçüncü sırada şu kurmar. Şimdi maşallah sekreter hanım bizim üretmiş olduğumuz ürünlerden ben bir Gökçek Şifa Kulesi kuracağım dedi. Biz de kur buyur dedik. Evet sekreter hanım sağ olsun bir kule kurdu. Yani bu bir nedir? Gökçek Şifa Kulesi. Kalesi, kulesi. Kale kule, evet. Yavaş yavaş büyüteceğiz. İnşallah bunlara daha yeni yeni ürünler takviye edeceğiz. Hemen hemen her hastalık tedavi edilebilir. Sadece ve sadece hastalığa uygun doğru bitkiyi bulmak ve kullanmak gerekir. Tarçın forte'nin içerisinde birleşiminde sadece tarçın değil. Kurmar, keçi sedefi, kara halile, kara hindiba, yaban mersini gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 19 çeşit. Bizim geliştirmiş olduğumuz bu formül kısa sürede hastanın toparlanmasına sebep olur. Bir beyefendi bize geldi dedi ki artık şekerim 400'lere çıkıyor. Bazen 450'yi buluyor. Düşmüyor. Diyabet hapları kullanmasına rağmen doktora demiş ki artık insülin şart. O da insülin vurulmak istememiş. Panik olmuş. İnsülüne başlarsam pankreası tamamen kaybederim diye uyumamış sabaha kadar araştırmış. Beni aradı dedi ki sabah ya İbrahim Bey gerçekten bu ürünler etkili mi? Evet buyurun gelin görüşelim dedim. Tamam dedim. Geldi bizim ürünleri aldı kullandı. 6 hafta sonra diyabet hapını kullanmaya bıraktı. 6 hafta içerisinde. 15 yaşında bir çocuk aşırı kimyasal ilaç, antibiyotik kullanmaktan pankreası aniden insülin salgılaması hale gelmiş. Enfeksiyon kapmış. Kimyasal ilaçtan. Anlamamış, çözememişler problemi ve demişler ki artık ömür boyu insülin kullanacak. Ben dedim ki 6 hafta bir süre tanıyayım bakalım ne olacak. 6 hafta kullandıktan sonra bu ürünleri çocuk genç yani 15 yaşındaki genç artık insülin kullanmasına gerek kalmadı. Hamdolsun çok çok başarılı neticeler elde ettik. Başarılıyız. Başarımızın sebebi nedir? Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap verebilir misiniz? Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitaptır. Hangi mesela bu kitapta nerede, ne zaman, kim araştırma yapmış, araştırma sonucunda ne gibi veriler elde edilmiş? Şurada gördüğünüz gibi tarçın, tarçının yaprağı, kökü, yetiştirilmesi, nerede yetişir, nasıl yetişir, botanik yapısından çok burada birleşimindeki etken madde nasıl etki yapar, şekeri nasıl önler? Hangi hastalıklara karşı tarçın hangi oranda karıştırılarak çayı yapılır? Nerede ne zaman klinik araştırması yapılmış?
İşte benim yazmış olduğum bu kitap bugüne kadar yazılan bu alandaki kitaplardan farkı binden fazla klinik araştırması içermesidir. İsmi lazım değil, bir profesör doktorumuz benim kitaptan bana danışmadan alıntı yaptığı için mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandık. Önümüzdeki günlerde internette bu hırsızlık yapan beyefendinin kozmik bir profesör malum yapmış olduğu hırsızlığı da mahkeme kararıyla da yayınlayacağız. Bu arada bunu da belirtmiş oldum. Hürmetler, saygılar.